Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda Sterlin TL ve Euro TL'de neler olabilir sizlerle birlikte bunun incelemesini yapacağız. Euro ve Sterlin analizi bekleyen arkadaşlar var. Hem bu video onlar için de önem arz eden bir video olacak. Bu videoda Sterlin'le Euro'yu yorumlamaya çalışacağız. Bizler için önemli olan yükselişteki destek ve direnç noktaları hangi noktalardır? Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, Sterlin TL ile başlayalım. Sterlin TL'de bizler için önemli destek ve direnç noktaları hangi seviyelerde? Bunları bulmaya çalışalım. Sterlin TL'de arkadaşlar şurada 9.30'da artık önemli bir direnç noktamız mevcut. 9.30 direncini Sterlin yukarıya aşabilirse arkadaşlar beklentimiz Sterlin'in 9.58 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği yönündedir. 9.30 altında artık bizler için önemli destek 9.19 seviyesinde bulunan destek. İlk desteğimiz artık 9.19 seviyesinde bulunan destek yeri haline gelmiş oldu. 9.19 desteği bizler için artık önemli. Bunun üzerinde kaldıkça 9.30 ve 9.58 ana hedef bölgesi olarak Sterlin'de düşünülebilir arkadaşlar. Daha uzun bazda Sterlin'de kalan yatırımcı arkadaşların takip etmesi gereken önemli bir destek de gene arkadaşlar 8.63'te bulunan bir destek bölgesi. Uzun bazlı yatırımcılar da 8.63 seviyesini Sterlin'de takipte kalsınlar. 8.73 üzerinde Sterlin TL'de kalışların devam etmesi halinde dediğim gibi yukarıda 9.68 seviyesindeki Sterlin'in hedef bölgesi yükseliş trendine göre hala devam etmekte arkadaşlar. 9.68'i Sterlin TL'deki arkadaşlar takipte kalacaklar. Aşağıda bizler için yakında 9.19 önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça yükselişler yukarı doğru hız kaybetmeden devam edebilir. O yüzden 9.19'u kısadaki arkadaşlar takip edecekler. 9.19 altında kapanışlar görmeye başlarsak da Sterlin'de geri dönüşler ikinci bir destek noktası da gene 9.01 bölgesinde bulunan destek bölgesi arkadaşlar. Önemli takip edilmesi gereken yerler olarak gözükmekte. Bu verdiğim rakamları takipte kalsın Sterlin'deki arkadaşlar. Önemli rakamlardır. Ana hedef de şu an itibariyle 9.30, 9.48 ve 9.68 seviyesine doğru giden bir Sterlin olarak gözükmekte. Bu seviyeler geldiğinde tekrardan yeni güncelleme yaparız ara ara. Ona göre destek ve direnç noktalarımızı değiştiririz arkadaşlar. Fakat 9.19 kısadaki arkadaşların takipte kalması gereken önemli bir destek noktası. Bu destek altında günlük kapanış gelmemesi lazım ki hareketler daha aşağıdaki desteklere sarkmasın arkadaşlar. Şimdi Euro'ya bakalım. Euro TL'de neler olabilir? Evet, Euro TL'yi uzun zamandır bakmıyorduk arkadaşlar. En son herhalde 1-2 gün önce bunun videosunu yapmıştık. Euro TL'de bizler için en kısa direnç 8.56 seviyesinde bulunan direnç olarak göze batmakta. Şuradan geçen 8.56 direnci. Takipte kalmamız gereken 8.56 direncimiz mevcut Euro'da. Euro'da ise bizler için önemli olan artık destek seviyesi 8.31 desteği oldu arkadaşlar. Kısada en yakın destek bölgemiz 8.31'deki destek bölgesi. Onun altında da gene önemli bir destek bölgemiz kaç olarak gözüküyor? O da 8.21'den geçen destek bölgesi olarak göze çarpmakta. İki destek önemli arkadaşlar. İki destek üzerinde kalındıkça yukarıda 8.56 direnci Euro TL'deki arkadaşların da takipte kalması gereken önemli bir direnç seviyesi olarak gözükmekte. Daha uzun bazda elinde Euro TL bulunduran arkadaşlar için de aşağıdaki önemli destek noktamızı hemen belirleyelim. 8.63 desteği arkadaşlar. Şuradaki 8.63 desteği uzun bazdaki arkadaşların
takipte kalması gereken önemli destek. Bu destek üzerinde zaten kalındıkça da Euro TL'de bizler için ana hedef bölgesi 8.80 seviyesinde bulunan bölge olarak hala ağırlığını korumakta arkadaşlar. 8.63 altında haftalık kapanış takip edeceksiniz. 8.63 altında haftalık bir kapanış görülmediği müddetçe yukarıdaki 8.80 seviyesi Euro TL'de de ana hedef bölgesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Daha orta bazlı. Kısada al sat yapan arkadaşlar için de dediğim gibi ilk etapta 8.31 desteği önemli. 8.31 üzerinde hareketlerin devam etmesi, yukarıda 8.38 ve onun üzerinde de 8.56 dirençlerini test etmeye gitmesi anlamını taşıyacaktır Euro TL'nin. Bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun. Özellikle destek yerlerine dikkat edin. Desteklerin üzerinde kaldıkça da elinde Euro TL bulunan arkadaşlar yukarıdaki hedeflerin gelmesini bekleyebilirler arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. En önemli bir destek de gene 8.14'te bulunan bir destek seviyesi. 8.14 altında kapanış olmadığı müddetçe de orta bazda arkadaşlar yukarıdaki 8.38 ve 8.56 onun üzerinde biraz daha uzun bazda arkadaşlar da 8.80 hedeflerini bekleyebilirler. Euro'da da gene günlük kapanışlara göre ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Videoların devamını getireceğim. Sizler de buna göre takiplerinizi sürdürebilirsiniz. Euro'da biliyorsunuz PMI verileri artık 50'nin üzerinde gelmekte arkadaşlar. Fakat son zamanlarda yaşanan korona ile ilgili ikinci dalga yükselişi de Avrupa bölgesini etkileyebilir. O yüzden Euro'daki arkadaşların da bir miktar dikkatli olmasında fayda var diye düşünmekteyim arkadaşlar. Fakat şu an için herhangi bir teknik olarak sıkıntı gözükmemekte. Yön olarak hala da yönümüz yukarıda. O yüzden de yukarıda verdiğim yakın direnç noktalarını takipte kalmanız sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Ayrıca geri dönüşlerde de destekler önemli. Dediğim gibi 8.31 desteği çok önemli. Bu destek altına inmemesi lazım ki yukarıdaki hareketlerin devam edebilmesi için. Evet, Euro ile ilgili söylemek istediklerimiz de bunlardan ibaret. Kanalımı ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atarsanız da beni çok memnun edersiniz. Ayrıca katıl butonumuz da açıldı arkadaşlar. Bu katıl butonuyla da kanalımıza üye olup bize maddi olarak da katkı sağlayabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.
Thank you.